her gün evreni biraz daha iyi tanıyoruz. Burası sandığınızdan çok daha gizemli bir yer. Çok uzaklarda o kadar eksantrik şeyler oluyor ki daha birine alışamadan diğeriyle karşılaşıyoruz. Est Pizarro. Bir asteroid mi yoksa kuyruklu yıldız mı? Onu ayırt etmek çok zor. Asteroid dediğimiz şeyler gezegenlere düşüp canlı yaşamını sona erdirebilir. Bunun en iyi örneği Yucatan Yarımadası'nda yatıyor. Onlar sağlam kaya ve metal yığınları. Güneş sisteminde özellikle de Mars ve Jüpiter arasında bulunuyorlar. Kuyruklu yıldızlarsa Güneş sisteminin eteklerinde oluşan buzlu cisimler. Ender de olsa Güneş'e doğru olan kaçışlarında donmuş vücutları harika kuyruklar oluşturmak için Güneş radyasyonuyla reaksiyona giriyor. Ernst Pizarro adını verdiğimiz bu nesneyi 1979'da keşfettik. Asteroid kuşağında olduğu için onu asteroid olarak sınıflandırmak pek zor olmadı. Fakat 1996'ya geldiğimizde her şey değişmişti. Artık daha çok bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Gökbilimciler kuyruğun Güneş'in yoğun ısından kaynaklanan bir şey değil de bir çarpışma enkazı olabileceğini düşünüyorlardı. Fakat zamanla bu da değişti. Kuyruğun parlaklığı ve yapısı 1996'dakinden daha farklı bir hale büründü. 3,5 saatte bir tam dönüş yapıyordu. Çarpışma gövdesindeki bir miktar yeraltı buzunu açığa çıkarmış olmalıydı. Eğer tüm buzunu dökerse tekrardan asteroid sınıfına girebilir. Şu an için o tam bir sır küpü. Bu sırrı çözmek için Avrupa Uzay Ajansı ona bir uzay aracı göndermeyi planlıyordu. Ancak finansal sorunlar yüzünden bu şimdilik pek olası görünmüyor. Evrende kafamızı karıştıran çok fazla şey var. Ancak bunlar arasından en can sıkıcısı kesinlikle hızlı radyo patlamaları. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar milisaniyeler süren ani hızlı radyo vızıltıları. 2007'den beri onları açıklamaya çalışıyoruz. Bunlar genellikle yüz milyonlarca ışık yılı uzaktan geliyor gibi görünüyor. Bunları birileri mi gönderiyor? Ya da milyonlarca yıl önce yok olan birileri mi gönderdi? Güneş'in 80 yılda ürettiği enerjiyi saniyenin çok altında bir sürede salabiliyor. Açıklamalar genelde onların çarpışan kara deliklerden geldiği ya da dünya dışı uygarlıkların sinyalleri olduğu yönünde. TRB 121.102 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden geliyordu. Ağustos 2017'de sadece bir günde 93 kez tekrarlandı. Patlamayı tetikleyen şey her neyse devam etmek zorundaydı. Onları incelemek, galaksilerin ve en nihayetinde onlara neden olan felaket süreçlerinin ne olduğunu anlamamızda bizlere yardımcı olacak. Fakat bunu çözmemiz için daha çok uzun yıllara ihtiyacımız olacak. Hawk nesnesi. Burası Samanyolu, düz, sarmal bir galaksi. Eliptik olarak adlandırılan diğer galaksiler rugby topu şeklinde. Hawk nesnesi ise hiçbirine benzemiyor. Genç, mavi yıldızlardan oluşan bir dış halkayla çevrili, daha eski, sarı renkli bir çekirdeğe sahip. Ama ortada hiçbir şey yok. Sanki bir şeyler onu süpürmüş gibi. Evrende buna benzeyen başka bir galaksi yok. Şu an hiç kimse onun nasıl oluştuğunu bilmiyor. Hawk'u 1950'de gökbilimci Arthur Hawk sayesinde keşfettik. Ve belki de şu ana kadar ortaya atılan en akılcıl açıklama, 2 ile 3 milyar yıl önce ufak bir galaksinin daha büyük bir disk şeklindeki galaksiden hızlıca geçerek bu olağan dışı yapıyı oluşturmuş olabileceği yönünde. Gözlemler yavaşça döndüğünü gösteriyor. Orada herhangi bir galaksi belirtisi yok. Uzayın Bermuda Üçgeni. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar uzayın belli bir bölgesinden geçerken çok tuhaf olaylara şahit oluyorlar. Gözünüz kapalıyken aniden yoğun bir ışık parlamasıyla irkildiğinizi hayal edin. Bu, astronotların uzayın Bermuda Üçgeni olarak bilinen bölgeden geçerken yaşadığı garip bir şey. Bilim insanları bunun Van Allen radyasyon kuşağıyla bağlantılı olduğuna inanıyorlar. Gezegenin manyetik alanına hapsolmuş yüklü parçacık halka. Manyetik alanımız dünyanın dönme eksenine mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu da Van Allen kuşağının eğimli olduğu anlamına geliyor. Radyasyon kuşağının dünya yüzeyine en yakın geldiği yer Güney Atlantik'in 200 kilometre yukarısındaki bir alan. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu bu
Bu alandan geçerken bilgisayarlar durabiliyor, astronotlar kozmik flaşlar görebiliyor. Galaxy X bilinmeyen. Gökbilimciler komşu üzerindeki etkilerine bakarak yeni nesneler bulabilirler. Neptün, Uranüs üzerindeki etkisi sayesinde keşfedildi. Kara delikler kendilerini çevrelerindeki yörüngelere hapsettikleri yıldızlarla gösterirler. 2009'da Samanyolu'nda tuhaf dalgalanmalar gördüğümüzde bunun doğal olmayan bir engelleyici tarafından yapıldığını anlamıştık. 6 yıl sonra da suçluyu bulduk. Karanlık, yüce bir galaksi. Galaksimizin hareketini yer çekimiyle hafifçe değiştirmişti. Galaxy X'i 4 parlak yıldız sayesinde fark ettik. Aksi takdirde galaksi gölgelerde pusuya yatmıştı. Görünmesi çok zordu. Muhtemelen büyük ölçüde karanlık maddeden galaksileri birbirine bağlayan görünmez yapıştırıcılardan oluşmuştu. Normal galaksilerde bu karanlık madde görünür. Yıldızlar ve Noel ışıkları gibi sıcak gazlarla doludur. Galaxy X'te sanki tüm ışıklar sönmüş gibiydi. 2016 yılında Dragonfly 44 adındaki Samanyolu büyüklüğündeki bir gökadanın %99,99 karanlık maddeden oluştuğunu keşfetmiştik. 2006'da keşfedilen bir cüce galaksi ise 100 kat daha fazla karanlık madde içeriyordu. Bu hayalet galaksilerin geçmişi hakkında çok az şey biliniyor. Onları incelemek karanlık maddenin neden oluştuğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Gezegen 9. Güneş sistemimiz bize bir sürpriz yapabilir mi? Neptün'ün yörüngesinin ötesinde muazzam bir gezegen saklanıyor olabilir mi? Daha önce göremediğimiz etkileyici bir gezegen. Aslında bazı gökbilimciler Neptün'ün çok ötesinde 9. bir gezegen olduğunu eminler. Sirius'u keşfettiğimizde onun bir gezegen olduğunu düşünmüştük. Ancak daha sonra yanıldığımızı anladık. 1930'da keşfedilen Pliton, Gezegenler Kulübü'ne girmişti. Ancak 2006 yılında kibarca kulüpten çıkmasını istedik ve onu cüce gezegen yaptık. Gezegen kardeşliğinin başka bir üyesi olduğuna dair bazı ipuçları da vardı. 2012 VP113'ü 8 yıl önce keşfedik. Onun yörüngesini oluşturabilecek hiçbir şey bilmiyoruz. Bu da 9. gezegenin varlığına dair bir işaret olabilir. O tek de değil, benzer özelliklere sahip 10 nesne daha keşfedik. Böylesi eksantrik bir yörüngeye sahip ondan fazla nesne olması çok garip. En muhtemel açıklama onları etkileyen görünmez bir gezegen olduğu yönünde. 2012 VP113'ü keşfeden Shepard, o zamanlar 9. bir gezegenin var olduğuna %60 emindi. Şimdi ise %85 emin olduğunu söylüyor. Eğer böyle bir gezegen varsa, elimizdeki verilere göre Dünya'dan 10 kat daha büyük olmalı. Güneş'in etrafındaki yörüngesini tamamlaması en az 10 bin yıl sürmeli ve bizden 200 kat daha uzakta olmalı. Bu devasa uzaklık onu görmeyi zorlaştırıyor. Onu görmemiz için ışığın Güneş'ten oraya kadar ulaşması ve neredeyse tamamen geri dönmesi ve her zaman solması gerekiyor. Yine de bazı gökbilimciler bazı kısa yollar kullanarak arayışı nihai sona ulaştırmak için uğraş veriyorlar. Mesela Cassini görevindeki verileri kullanıyoruz. Eğer 9. gezegen bu bölgede ise uzay aracı yer çekimi tutarsızlıklarını tespit etmiş olmalı. Kırmızı dikdörtgen bulutsusu. Galaksi boyunca gaz bulutları tuhaf ve harika biçimler alır. Ancak özellikle bir tanesi var ki tuhaf geometrik şekliyle gökbilimcileri hayrete düşürmüş durumda. Tek boynuzlu takım yıldızına bulunan bu şey bizden 2300 ışık yılı uzakta. Ayırt edici şekli iki yıldızın da kalbinde yer alıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Her iki yıldızdan da gelen şok dalgaları onları çevreleyen tozlu bir halkaya çarparsa iki parlak toz konisi oluşabilir. Bu iki koni bir kareye benziyor. Görüntüsü bir yana tozunun da ürkütücü bir kırmızı renkte olması onu çok ender bir fenomen yapıyor. Bazı araştırmacılar bunun yıldızlardan gelen ultraviyole ışınların tozdaki karbonca zengin moleküllerle etkileşime girmesi sebebiyle oluştuğuna inanıyor. Oumuamua. Bilim kurgu kitaplarının sayfaları üstün teknolojiye sahip ırkların insanlığı gözetlemek için güneş sistemine gizlice soktuğu araçlarla dolu. Oumuamua ismi Hawaii dilinde keşif anlamına geliyor. O, güneş sistemi dışından gelen ve bizim tespit ettiğimiz ilk yıldızlar arası nesne. Onu güneşe döndükten 40 gün sonra keşfettik.
Önce bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündük. Daha sonra da asteroid sınıfına soktuk. 2022'de Neptün'ün yörüngesinden geçmesi bekleniyor. Yıldızlar arasında ne kadar süredir sürüklendiğini şu an tahmin edemiyoruz. Muhtemelen Güneş sistemine Victoria döneminde, yani 19. yüzyılda girdi. 2018'de son 1 ile 7 milyon yıl içerisinde tespit edilen 4 yıldızla etkileşime girmiş olabileceği açıklandı. Belki de içlerinden bir tanesi onun ana yıldızıydı. Bazıları onun bir uzay aracı olduğunu düşünüyordu. Mayıs ayında onun devasa bir moleküler buluttan kopan ve hidrojenden oluşan bir buzdağı olduğu ifade edildi. Bu açıklama herkesi tatmin etmişti. Güneş sisteminin uzaylılar tarafından ziyaret edildiğine inananlar vardı. Hidrojen buzdağları milyonlarca yıl süren bu serüvenden nasıl sağ çıkabilirdi? Onların çok hızlı buharlaştığını biliyoruz. Oumuamua hala gizemini koruyor. Ondan 1,5 yıl sonra Güneş sistemi dışından gelmiş olabileceği düşünülen bir nesne daha keşfedildi. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.